çakradan unutkanlığa bağlayacak olursak, unutkanlıkta da aynı şey geçerli midir? Yani evet, şimdi 20 yaşından sonra şey 20 yaşından sonra beyindeki nöronlar, yani sinir hücreleri, yani bütün hücreler bölünerek çoğalıyor ama beyindeki nöronlar ve sinir hücreleri ölmüyor. Ölene kadar bizimle. Azalıyor sadece. 20 yaşından sonra kişi kendini geliştirmiyorsa, araştırmıyorsa, incelemiyorsa yavaş yavaş beyindeki hücreler ölmeye başlıyor. Kiminde 50 bin tane ölüyor günde, kiminde 100 bin tane ölüyor. Bu duruma göre, kişiye göre değişiyor. Kim okey masasına kalkmıyorsa, okey oynuyorsa onda daha çok ölüyor. Şimdi Almanya'da yapılan bir araştırmada bir kişi tatile gitti, izin yaptı. 6 hafta hiçbir şey yapmadı diyelim. Yan geldi, yattı. 6 hafta hiçbir şey yapmadı. Beyninin %30'u gider. Yallah. Evinin adresini unutur, adını unutur, soyadını unutur, kim olduğunu unutur. Bitti gitti. 3 ay böyle yapsa akıl hastanesine. Kişi hiçbir şey yapmazsa sadece böyle bazıları gidiyor tatil yapayım diye yatıyor. Beyni gidiyor, hafıza gidiyor, ölüyor. Sürekli beyni çalıştırmak gerekir. Tatil yapıyorsa da kişi... Nedir peki bunun yolları? Ne okumak, araştırmak, gezmek, yüzmek, spor yapmak, neşeli olmak. Beyni güçlendiren mesela kişi agresiftir, gergindir, streslidir, negatiftir. Kendi beynine zarar verir, beyindeki hücrelerini öldürür. Sakin, neşeli, güler yüzlü, pozitif olursa zarar vermez. Beyindeki hücreleri öldüren şey kişinin negatif olmasıdır. Kötü insanların beyni yavaş yavaş küçülür. Negatif insanın beyninin, yani böyle kafa küçülmez ama beynin içi boşalır. Yavaş yavaş gider. Neşeli insanın beyninde tahribat çok az olur. Yani diyelim ki iki kişi 65 yaşına geldi. Birisi pozitif, neşeli, güler yüzlü, temiz bir insan. Diğerisi agresif. Agresif olan insan Alzheimer yakalanır gider. Bunar gider. Bitti gitti. Hayatı gider. Diğerine bir şey olmaz. 100 yaşına da gelse. Yani kişinin yaşam tarzı çok önemli. Sakinse, neşeliyse, hoşgörülüyse ona kolay kolay bir şey olmaz. Hareketli olmak tabii çok önemli. Hareketli olmak, doğayla iç içe olmak, efendim, satranç gibi yaşlanan insanların mesela emekliye ayrıldıktan sonra bazıları hiçbir şey yapmıyor, yan gelip yatıyor. Ne oluyor? Beyin gidiyor. Kaslar gevşiyor, damarlar gevşiyor, kalp gevşiyor. Bir de bakıyorsun ki emekli olmuş, ölmüş gitmiş. Almanya'da böyle çok vaka oluyor. Emekli oluyor, 3 ay, 5 ay sonra emekliliğini yaşamadan insanların çoğu ölüyor. Biz hafızayı güçlendirmek, unutkanlığı önlemek için iki formül geliştirdik. Hafıza için IQ Plus, ilkokuldan üniversiteye kadar herkesin kullanabileceği. IQ Plus, Ginkgo, Ginseng, güzellik, sarı kantaron gibi 19 bitki ekstresi içerilir. IQ Plus kullanan herkes okulda, sınavda başarılı olur, konuya konsantre olur. Yapmış işte başarılı olur, stres ve gerilim olmaz. Ginkgo Forte ise beyine kan akışını artırır, beyni besler. Beyine kan akışı normal olarak sürekli ve düzenli olarak dakikada insan kalbi dakikada 5 litre kan pompalar. Kan 5 litre dakikada kan pompalar. Bu kanın 750 mililitresi beyne gider, sürekli değişmez, standart. 600 mililitresi dizden aşağı bacak kısmına gider. 600 mililitre. Fakat kişi spor yapıyor mesela, çok yoğun bir jogging yaptı. Ne olur? Bacaklarında dakikada giden kan oranı 17 litreye kadar çıkar. Fakat beyine giden kan oranı 750 mililitreyi geçmez. Aynıdır. Değişmez. Beyine giden kan oranı kişi dinlenirken de aynıdır, spor yaparken de aynıdır. Değişmez. Sadece ginkgo kullanırsa damarların iç yüzeyinde oluşan plakları çözer ginkgo. Beyne kan akışını artırır. Oksijen, glikoz akışını artırır. Besleyicidir. Kişinin ileride unutkanlığı önler. İleride Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara yakalanmasını önler. Tedbir amaçlı kullanılmasında fayda var. Günümüzde dünyada en çok satılan ve bilinen
bitkisel ürün ginkodur. İkinci sırada sarı kantaron gelir. Dünyada en çok bilinen, kullanılan, milyonlarca insan Avrupa'da, Amerika'da, Asya'da doktorlar ginkoyu, sarı kantaronu reçetesini yazıyor. Hastalar gidip bunu eczaneden parasız alıyor. Ülkemizde henüz böyle bir durum yok. İnşallah bunu da yavaş yavaş devletimiz uygular. Gençlerimizin geleceği için önemlidir. Çünkü mesela hiperaktif çocuklar için çok ağır kimyasal ilaç veriliyor. Hiperaktif çocukların çoğu zekidir. Çok zeki olduğu için kendini şey yapamıyor, konuya odaklanamıyor. Bu tür çocuklara kimyasal ilaç verilirse o çocuğun hayatı biter. Çünkü aptallaştırır, gelişimini, beynin gelişimini engeller. Vücudun geliş hem fiziksel hem ruhsal gelişimini engeller kimyasal ilaçlar. Öyle bir ilaç var piyasada, herkes bilir, ismini söylemeyeyim. 2 metre uzunluğunda yan tesir yazmışlar. Buna rağmen bazı doktorlar yazıyor. Kendi çocuğu değil de, kendi çocuğu olsa yazmaz. Ne kadar çok reçete hap yazarsa o firmadan o kadar promosyon kazanıyor. Araba kazanıyor, tatil kazanıyor vesaire vesaire. Yapmış olduğu bazılarının insanlık değildir. Çocuklarımızın geleceğiyle oynamayalım. Hiperaktif çocukların çoğu çok zeki olduğu için onlara özel bir eğitimden geçirmek gerekir. Hatta sarı kantaron mesela hiperaktif çocukları sakinleştirir, relax, rahatlatır. Beynin beynin serotonin hormon salgılamasını artırır. Kişiyi mutlu, neşeli, huzurlu yapar. Dopamin hormonu salgılamasını artırır. Noradrenalin hormonu salgılamasını, noradrenalin hormonu kişiyi konuya odaklandırır. Dikkat eksikliğini önler. Yani bunlar klinik araştırmalarında mevcut. Burada hepsi yazıyor zaten. Mesela sarı kantaronla ilgili burada yüzlerce bu dergide bilgi var, belge var. Araştırma yapılmış, ispatlanmış. Yani bir şeyi söylediysek ne yaparız? İspat ederiz. İsteyen doğaltedavi.net'te de bununla ilgili çok ayrıntılı bilgiler var. Bakabilirler. Evet, peki Ginkgo ve Aykoplas'ın kullanım şartları nelerdir? Yani günde bir kere, günde iki kere nasıl kullanılacak? Yani hiçbir problemi olmayan insanlar, yani sırf kendini efendim yenilemek, güçlendirmek, performansını artırmak için zihinsel günde iki tane alabilir sabah akşam. Herhangi biraz bir daha sakıncası yok yani. Evet, fazla almak isteyen günde üç defa bir tane alabilir. Herhangi bir yan etkisi yok. Evet. Ben mesela sarı kantoron televizyon programına çıkmadan önce 4 tane alırım. Yoksa mesela biri bir soru sorar televizyondan, kasıtlı maksatlı bazıları arıyor, başka firmaların, başka şirketlerin kişiler kasıtlı maksatlı arıyor, kasıtlı soru soruyor. O tür sorular geliyorsa hazırlıklı olmak lazım.